Selamünaleyküm arkadaşlar. App yapısını iyice anladıktan sonra artık routing yapısına geçmemiz gerekiyor. Routing yapısı gerçekten Next.js kullanma sebeplerimizden bir tanesi olabilir. Çünkü hem kolay hem anlaşılır her türlü güzel kolayla bize sağlamış bir yapıdan bahsediyoruz. Routing yapısı. Burada da hiyerarşisini gösterdiği üzere bizim app klasörümüzün altına koyduğumuz bütün klasörlere bir şekilde link vererek arkadaşlar çok rahat bir şekilde ulaşabiliyoruz. Sağ tarafta statik link yapısını görüyoruz. Sol tarafta işte slug'larla, köşeli parantezlerle dinamik route yapısını görüyoruz. Şimdi göreceğimiz olay statik route yapısı olacak. Bunu bir ağaca benzetmiş ve ağaçlar vasıtasıyla aslında domain burası her bir slash'tan sonrasını segment olarak almış. Buna URL path demiş. Tabii şu an kafanızda bir şey canlanmayabilir. Uygulamayı yapınca daha rahat göreceksiniz. Şimdi buraya geldiğimizde app yapısında arkadaşlar dediğim gibi bütün root vereceğimiz elemanları bunun içine koyacağız arkadaşlar. Burada yeni bir klasör oluşturuyorum. Hani söylemiştim ya daha önce de bunun yapısında mutlaka ki bir klasör oluşturacağız ve içerisine mutlaka page.jsx şeklinde atmamız gerekiyor. Mesela hakkımızda şeklinde bir klasör oluşturdum. Şimdi ben buna direkt artık href verip hakkımızdaya gidebilirim. Yani şundan bahsediyorum. Şu hakkımızdanın içerisinde mutlaka olarak pages.jsx biliyorsunuz özel dosyasıydı. Layout gibi, head gibi. Page dosyası olmazsa olmaz arkadaşlar. RFC'yi dedim şuradan hemen burayı hakkımızdaya çevirdim. Ve Ctrl C dedim. Şimdi bakın burada bizim şuraya geldiğimizde localhost index kısmımız burasıydı. İndeks kısmımız burası. Next.js 13 dersleri görünüyor. Burada slash hakkımızda yazdığımızda ve Enter'a bastığımda 404 hatası aldım. Bunun nedeni ne? Hemen bakalım. Şimdi burada hakkımızda yazdığımızda tabii büyük küçük harf duyarlılığı da var. Peki ben burada ne yazdım? H'si büyük şeklinde yazmıştım dikkat ederseniz. Buraya geldim. H harfini büyütüyorum ve Enter'a bastığımda hakkımız da buraya geliyor. Şimdi peki next başlık, next footer nereden geldi? Önceki derslerimizden hatırlayacağınız üzere layout JSX'in içerisine children olarak alıyordu arkadaşlar. Şu page.jsx'i almıyor da şunu referans gösteriyor ve children bunun içerisine giriyor. O yüzden arkadaşlar page.jsx'in içinde de biz ne yazmıştık? Hakkımızda yazmıştık. Hakkımızda sayfası diyelim şuraya. Şöyle. Evet, bu şekilde yaptığımızda hakkımızda sayfası dedi. Geri geldiğimde tabi 404 hatası almıştık hatırlıyorsanız. Burada slash hakkımızda yazdığımızda direkt hakkımızda sayfasına geliyor. Peki burada birden fazla klasör tabii ki oluşturacağız. Burada ne yapabiliriz? Hemen şuraya geldim. Mesela bir de ürünler sayfası oluşturayım. Ürünler dedim. Bunun içerisine ne koyuyorduk? Page.jsx koyuyorduk. JSX. Ve hemen şu şekilde yaptığımızda bunları ne yapalım? Ürünler dedik. Ctrl C. Şimdi buraya geldiğimde bakın hakkımızda sayfasıydı. Geri geldim localhost'a ve burada ne yapalım? Ürünler. Enter'a bastığımda ürünler sayfasına geldiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Peki ben bunu normal page üzerinden gönderemez miyim? Gönderebilirim. Yalnız önce şunu belirteyim. Buraya yazdığım ürünlere gitmiyor. Nereye gidiyor peki? Şuraya yazdığım ürünlere gidiyor. Yani ben bunu export default'ta ürünler 1 olarak çıktı alsam yine aynı işi görecektir arkadaşlar. Çünkü neden? Şuraya biz ürünler yazıyoruz. Ürünlere bastım yine herhangi bir değişiklik olmadı. Hem buraya ürünler 1 dersem böyle bir yol yok. Bakın enter dediğim zaman 404 alacağım. Niye? Çünkü bizim burada oluşturduğumuz root yapısında klasörün buraya gidiyor. Yani bu isme gidiyor. Şuradaki isme gitmiyor. Bu da küçük bir detay olarak aklınızda kalsın. Şimdi bunları da kapattım. Peki ben page dosyasından, indeksinden nasıl giderim buraya? Buraya arkadaşlar hemen şöyle basit olması açısından hemen şöyle bir br atacağım. Ve buraya ne diyelim? Link. Arkadaşlar link vermeyi de burada göstermiş olalım. Statik root yapısında. Şurada link yazmışım daha önce. Import link bu şeyi kütüphaneyi mutlaka dahil etmeniz gerekiyor. Hemen şuraya geldim. Şuraya bir dahil edeyim. Import link
from next link dedik. Ctrl C'yi çektik ve burada arkadaşlar hemen link dedikten sonra href aynı href gibi çalışıyor arkadaşlar. Slash mesela nereye gidecek? Hakkımız da şu isimle şu isim aynı olmak zorunda. Hemen şuraya geldim. Hakkımızda ve bir kopyasını alalım. Bir de şuraya hemen ürünler diyelim. Şuraya da geldim. Ürünler dedim. Static root bu kadar kolay aslında arkadaşlar. Geldim buraya ve geri geliyorum şu an. Geri daha geldim. Localhost'a geldim. Bakın hakkımızda ve ürünler sayfası yan yana duruyor. Hakkımızda'ya tıkladım. Hakkımızda'ya geldi. Ürünlere tıkladım. Ürünler sayfasına geldi. Peki burada hakkımızdanın altında ya da ürünlerin altında bir yere gitmek istersek yine static root'tan yararlanıyor muyuz? Evet. Yani arkadaşlar burada hakkımızdanın hemen ürünlerde yapalım bu işi. Ürünlerin altında bir klasör daha oluşturalım. Mesela ne ürünü olsun bunun? Kasa. Kasalar. Kasalar diye bir ürünler sayfası olsun. Enter dedim. Bu kasaların da içerisine ne koymam lazım? Page.jsx koymam gerekiyor. RFCD dedim. Ve buraya kasalar. Kasaları da çıkarttık. Peki burada nasıl bir root yapısı olacak? Şimdi ona bakalım. Şimdi burada ne yapacağız? Ürünlere gittik. Ürünlerden sonra slash kasalar deyince gitmesini bekliyoruz değil mi? Enter'a bastığımda bakın kasalara gelmiş oldu. Nereye gitti? Localhost, ürünler, kasalar. Aynı şurada daha demin neredeydik biz? Pardon. Şurada routing and fundamentals'ta gösterdiğim gibi. Mesela burada dashboard'un altında analytics, settings'in altına password ve profile koymuş. Yine biz de aynı şekilde ne yapmış olduk arkadaşlar? Burada hakkımızda ürünler, ürünlerin altına kasalar. Kasaların altına da başka bir şey koyabiliriz. Ama tabii dinamik root yapısına uygun hale de getireceğiz. Şu an sadece anlattığım statik bir root yapısı. Burada da gelip ürünler page'inde kasalara gitmesini isteyebilirsiniz. Bunun için de bir link atarsınız yine importla ve kasalara da gidersiniz. Video çok uzamasın arkadaşlar. Static root'ta anlatılacak şeyler bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz.